şekilde kesik çizgilerle ayrılmış bölgelerin alanları verilmiştir. Belirlenen bilgilere göre AB uzunluğunu uzun kenar kabul eden, CD uzunluğunu kısa kenar kabul eden yeni bir dikdörtgen çizersek, dikdörtgenin alanı A cinsinden kaç birim kare olur? Şimdi burası A ise arkadaşlar, buranın alanı 2A olduğuna göre burası 2 demek. Buranın alanı A kare olduğuna göre buralar A kadar olduğundan burası da A çarpı A kare olsun. Burası A olduğuna göre 3A olabilmesi için buranın da 3 olması gerekir. Yine burası A kadarsa buranın A kare olması için bu parçanın A kadar. Buranın A olabilmesi için buranın 1 olması gerekir. Şimdi yeni bir dikdörtgen çizmemiz isteniyor. Burada uzun kenar AB kadar. Bakalım AB 5 artı A. Kısa kenarda CD kadar olsun demiş. A artı 1. Burası da A artı 1. Bu ifadenin alanı 5 artı A çarpı A artı 1 olacaktır. Şimdi çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliğini kullanalım. 5A artı 5 artı A kare artı A. Buradan A kare artı 6A artı 5 olur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Güzel bilgi. Herhangi bir arazinin alan veya sınırlarının ölçülmesi için ilk olarak Kadastro Müdürlüğü'ne başvuru yapılır. Yapılan başvurudan sonra başvuru yapan kişi ve yetkili kişilerce beraber arazinin gerçek alanı hesaplanır. Mustafa Bey, yukarıda yan yana bitişik bulunan kare şeklindeki arsalardan ABCD arsasının ECFG arsasından kaç metrekare fazla olduğunu belirlenmesi için Kadastro Müdürlüğü'ne başvuru yapmıştır. Yetkili kişiler BF eşittir 24 metre ve DE eşittir 7 metre olduğunu tespit ettikten sonra hesaplamaları yapmışlardır. Buna göre iki arsa arasındaki fark kaç metrekaredir? Şimdi bu karenin bir kenarına A, bu karenin bir kenarına B diyorum. O zaman burası B kadar. Tamamı A ise buraya da A eksi B kaldı. BF 24. Yani A artı B eşittir 24. DE 7. Yani A eksi B eşittir 7 arkadaşlar. Bizden iki arsanın alanları farkı isteniyor. Bir kenarı A olan arsanın alanı A kare, bir kenarı B olan arsanın alanı B kare. Bizden A kare eksi B kare farkı isteniyor. Bu da iki kare farkı özdeşliğinden A eksi B çarpı A artı B olmaz mı? O halde arkadaşlar A eksi B 7, A artı B de 24 olduğuna göre bu da 7 çarpı 24 olacaktır. Bunun çarpımının sonucu da 168 olarak bulunur. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Yukarıda çevre uzunluğu 40 cm olan kare biçimindeki zarfın ikizkenar yamuk şeklindeki kapağı ok yönünde şekildeki gibi kapatılıyor. Buna göre zarfın üzerinde kalan bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Çevre uzunluğu 40 cm olan bir kare. Bütün kenarları birbirine eşit. 4 kenarı olduğuna göre 40 bölü 4'ten bir kenar uzunluğu 10 cm demek ki arkadaşlar. Şimdi ikizkenar yamuk şeklinde bir kapak var. Şurası yine 10 tabii ki. Üst kısa kenarı da 6 santimetre olarak verilmiş. Zarfın üzerine kapatıldığında kalan bölgenin alanı. Şimdi kalan bölgenin alanı nedir? Karenin alanı eksi yamuğun alanıdır.
Şimdi karenin alanı bir kenarı 10 olduğu için 10'un karesi. Eksi. Şimdi yamuğun alanına bakarsak sevgili arkadaşlar. Şurası x kadar verilmiş. Bunun tamamı 10'du. O halde burası 10 eksi x. Yani yamuğun yüksekliği 10 eksi x. Bir tabanı 6, bir tabanı da 10. Yamuğun alanı tabanlar toplamı çarpı yükseklik bölü 2'dir. O halde 10 kare eksi 16 çarpı 10 eksi x bölü 2 oldu. 10 kare eksi bunlar sadeleşti. 8 oldu. 8 çarpı 10 eksi x yapar. 10'un karesi 100 eksi 80. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8x yapar arkadaşlar. Buradan 100 eksi 80'den 20 artı 8x olur. 24 çarpı 5, 8x de 4 çarpı 2 çarpı x olarak düşünülecek olursa 4 parantezini aldığımda parantez içinde 4 çarpı 5 artı 2x biçiminde yazılır. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Beş çarpı 2x eksi 3 eksi 2 çarpı 3x artı 4. Yukarıda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, buradaki çarpma işlemini yapalım. 5 çarpı 2x 10x eksi 5 çarpı 3 15. Buradaki eksiye dikkat edelim. Eksi 2 çarpı 3x eksi 6x eksi 2 çarpı 4 eksi 8. 10x eksi 6x 4x eksi 15 eksi 8 eksi 23 yapıyor. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıdaki cebirsel ifade tam kare olduğuna göre K yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle bir tam kare özdeşliğini hatırlayalım isterseniz. A artı B'nin veya A eksi B'nin karesiydi. Birincinin karesi, burası artı olduğu için artı, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Veya birincinin karesi, burası eksi olduğu için eksi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklindeydi. Şimdi verilen ifademize bakarsak, 25b kare 5b'nin karesi, 16 da 4'ün karesi. O halde bu ifade 5b artı 4'ün veya 5b eksi 4'ün tam kare açılımı olabilir. Birincinin karesi 25b kare zaten bunu söyledik. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi o da 16. Burası k çarpı b'ye eşit olacak. Ve burası 40b eşittir k çarpı b'den k 40 olabilir. Seçeneklerde 40 yok. Bir de diğerini açalım. 25b kare. Yine sayılar aynı, sadece işareti değişiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Eksi 40b demek ki artı 16. O zaman eksi 40b eşittir k çarpı b'den k artı 40 veya eksi 40 olacaktır. Seçeneklerde eksi 40 olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Yukarıdaki bir kart oyunu verilmiştir. Kartların üzerinde yazan basit cebirsel ifadelerden birbirine eş olan kartlar eşleştirilecektir. Buna göre aşağıdaki kartlardan hangisinin eşi yoktur? Şimdi arkadaşlar, kartların içindeki ifadeleri yazarsak, örneğin burası 10x kare olur. Burası x küp olur. Burası 10xy olur. Burası 6x olur. Burası 3x olur. Burası x üzeri 5. Burası x kare çarpı y olur. Burası da x çarpı y kare olur. Şimdi eş olanlara bakalım. 10x kare 10x kare ile eşleşti. X küple x küp eşleşti. 10xy'ler eşleşti. 6x'i bir
Göremedim arkadaşlar. Geçelim şimdi onu. X kare çarpı y var. Onu da göremedim. 6x'i buldum. Bunlar eşleşti. 3x'ler eşleşti. X üzeri 5'ler eşleşti sevgili arkadaşlar. X kare çarpı y'ler eşleşti. X çarpı y kareler eşleşti. Bir tek x üzeri 6 kaldı. Bunun eşi olmadığına göre sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıda kenar uzunlukları verilen bir yüzü mavi, bir yüzü beyaz olan dikdörtgen biçimindeki kağıt parçası ok yönünde katlanıyor. Buna göre katlandıktan sonra açıkta kalan mavi renkli yüzlerin toplam alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burası 9. Burası A santimetre olarak verilmiş. O zaman şurası A olur. Bu 3 ise burası 3. Şöyle bunu açtığımızda katladığımızda burası buraya geliyor. Şimdi bir parçası A, yani bunun toplamı 9 olması için buranın 6 olması lazım. Şuraya katlanıp geldi o. Burası A kadar olduğuna göre buraya 6 eksi A kalır. Bu kısa kenar zaten A kadar. Şimdi şurada bir mavi bölge var. Buranın alanı 3A. Bir de şunun arka tarafı var arkadaşlar, mavi bölge olarak. Bu da A çarpı 6 eksi A. Mavi bölgelerin alanları toplamı demiş. Yani 3A artı A çarpı 6 eksi A olur. Bu da 3A artı, bunu dağıtalım, 6A eksi A kare 9A eksi A kare yapar. Bunu da A parantezine alırsam 9 eksi A olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare biçimindeki kağıt, öncesi şekil 1, daha sonra şekil 2'deki gibi ok yönünde ikiye katlanıyor. Son olarak şekil 3'teki gibi noktalı yerlerden bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan karesel bölge kesiliyor. Buna göre kağıt açıldığında geri kalan bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar, burası kesilip atılıyor. Bu durumda kağıdı kesip kağıdı açtığımızda nasıl bir şekil oluşur? İsterseniz öncelikle onu kontrol edelim. Şimdi burayı tekrardan geriye dönersek açtığımızda şu iki parça kesilmiş olarak karşımıza çıkar. Tekrardan geriye dönüp bunu yukarıya doğru açtığımızda da şunlar kesilmişti. Bunları yukarıya doğru açtığımızda da şu parçaların kesilmiş olduğunu görürüz. Şimdi burası kenar uzunluğu 4 olan karesel bölge olarak ifade edilmiş. O zaman şöyle bir şekil olacaktır. Şimdi başlangıçta bir kenar uzunluğu x santimetreydi. O halde kalan bölge alanı, önce büyük karenin alanı x kare, eksi iki tane eş şekil çıkardık arkadaşlar. Bunlar da dikdörtgen şeklinde, öyle değil mi? Bir kenar uzunluğu 4, bir kenar uzunluğu 4 artı 4'ten 8. O halde iki tane 4 çarpı 8'lik parçayı çıkardık. O halde bu da x kare eksi 64 yaptı. O halde x kare eksi 64'ü 8'in karesi diye düşünüp daha sonra iki kare farkı özdeşliğini kullanacak olursam bu x eksi 8 çarpı x artı 8 biçiminde de ifade edilebilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. A eşittir x kare eksi 4, B eşittir 4x artı 8. Verilen eşitliklere göre aşağıdakilerden hangisi A ve B ifadelerinin ortak çarpanıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar, A ifadesini çarpanlarına ayıralım. X kare eksi 4. X kare eksi 2'nin karesi diye yazdım.
Bunu iki kare farkı özdeşliğinden x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarını ayırabilirim. Şimdi b ifadesine bakalım. Bu 4x artı 8'di. Bu 4x artı 4 çarpı 2 olarak yazılır. Bunda 4 parantezine alırsam x artı 2 olur. Bizden a ve b'nin ortak çarpanı istenmiş. Dikkat ederseniz ikisinde de x artı 2 çarpanı ortaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burası x, burası x, burası x, burası 2, burası da y kadar olur. Şu dikdörtgenimizin alanı x çarpı y. Buradaki dikdörtgenimizin alanı da 2x. O halde toplam alan x çarpı y artı 2x biçiminde olacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.